Merhabalar, kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere su tatlısı tarifini paylaşmak istiyorum. Bir diğer adıyla da sünger tatlısı tarifi, ekmek kadayıfı lezzetinde nefis bir tatlı oluyor, mutlaka deneyin. Tarifimiz için 3 tane yumurta, 1 su bardağı toz şeker, 1 paket vanilya, 1 köpük köpük olana kadar iyice çırpalım. Bir su bardağı yoğurt. Bir çay kaşığı karbonat. Bir paket kabartma tozu. Bir yemek kaşığı limon suyu. Kabartma tozunun üzerine dökelim, aktifleşmesini sağlayalım. Bir tane limon kabuğu rendesi. Karıştıralım. 2,5 su bardağı un ilave edelim. Karıştıralım. Dikdörtgen borcama dökelim. Borcamı yağlamanıza gerek yok. Bu tarifte hiçbir şekilde yağ kullanmıyoruz. Az malzemeyle çok lezzetli bir tatlı hazırlayacağız. Üzerine düzeltelim. Hafifçe sallayıp masaya vurup üzerine düzeltelim. Hava kabarcıklarını alalım. 150 derecelik fırına verelim. Şerbeti için tencereye 4 su bardağı toz şeker, 3,5 su bardağı su, çeyrek limon suyunu sıkalım. Ocağa alalım. Şeker eriyene kadar karıştıralım. Şeker eridi. Kaynamaya başladıktan sonra orta ateşte 13 dakika kaynatıp soğumaya bırakalım. Bu arada tatlımız pişti. Yaklaşık 20 ila 25 dakika arasında pişiyor. Fırından çıkaralım. 5 dakika soğumaya bırakalım. 5 dakika soğuduktan sonra 1 su bardağı soğuk su üzerine dökelim. Kaşıkla döküyorum. Her tarafına gelmesini istiyorum çünkü. Her tarafını suyla ıslatalım. Tatlıyı tamamen soğumaya bırakalım. Tatlı tamamen soğudu. Şerbetimiz de tamamen soğudu. Şerbetin yarısını tatlıya verelim. Tatlıyı keselim. Tatlımız o kadar güzel oldu ki, tam böyle sünger gibi. Nefis bir tatlı oluyor. Kalan şerbeti de üzerine dökelim. Şerbetin hepsini dökün. Kesinlikle fazla gelmiyor. Hepsini çok güzel çekiyor. Dakikada şerbetini çekti. Üzerine Hindistan cevizi ve Antep fıstığıyla süslüyorum. Eğer isterseniz kaymakla da servis edebilirsiniz. Kaymak da çok yakışır yanına.
Bir dilim çıkarıp sizlere iç dokusunu da göstermek istiyorum. Su tatlısı, bir diğer adıyla da sünger tatlısı tarifimiz hazır. Deneyeceklere şimdiden kolay gelsin. Herkese afiyet olsun.